16. madde üzerinde iki aynı mahiyette olmak üzere 3 önerge vardır. İlk okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri okutup birlikte işlem alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunla bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifinin 16. maddesinin kanun teklifinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Alpay Antmen, Mersin, Turan Aydoğan, İstanbul, Zeynel Emre, İstanbul, Serakadigil, İstanbul Tufan Köse, Çorum, Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilleri, diğer önerge sahipleri Bedri Yaşar, Samsun, Ayhan Altıntaş'a, Ankara, Ayhan Erel, Aksaray, Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir, Yasin Öztürk, Denizli, Hüseyin Örs, Trabzon milletvekilleri. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Evet, aynı mahiyetteki önerge üzerinde ilk söz talebi Tayfun Köse'nin, buyurun. Tufan Köse, pardon. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle bu koronavirüs günlerinde fedakarca görevlerini yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza buradan şükranlarımızı gönderiyorum. Yine emniyet teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü. Fedakarca görevlerini yapan polislerimize de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selamlarımızı gönderiyorum. Tüm emekçilere, görevlerini yapan 82 milyon hizmetinde olan tüm emekçilerimize buradan kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, yine bugün Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in, idam edilişinin 101. yıl dönümü. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da idama mahkum edecek Nemrut Mustafa Divanı'nın kararıyla Boğazlayan Kaymakamı da idam edilmişti 10 Nisan 1919 tarihinde. Yine az evvel bir arkadaşımızın sözlerinden duydum. HDP eş genel başkanı geçmiş dönemde ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş'ın da bugün doğum gününü olduğunu öğrendik. Kendisine de uzun ömürler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi Boğazlayan Kaymakamı'ndan söz ettim. Niye söz ettim? Sürekli konuşuluyor işte. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında terörist suçlaması yapıldı. Bugün olsaydı affedilmeyecekti diye. Doğru mu? Doğrudur. İşte Nemrut Mustafa Divanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Boğazlayan Kaymakamı'nı terörist suçlamasıyla, o dönemde vatanı yani suçlamasıyla idama mahkum etti. Doğru mu? Doğru. Eğer siz terörist tanımını hukukun evrensel ilkelerine göre belirlemeyip de iktidarın yani güç sahibi kimse onun kendi çıkarlarına göre belirlerseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile bu konuda bir anlaşmaya varamazsınız ve sürekli bu konuda nizah çıkar ve çıkıyor. Grup başkan vekilleri kendi aralarında tartışıyorlar. Şimdi benim söz aldığım kanun maddesinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir klasiği var. Mahkumiyet kararı kesinleşmemişse mahkumiyet kararını veren mahkeme, ilk derece mahkemesi yeniden o hükümle ilgili ya da o mahkumla ilgili karar verebilir, emniyet tedbirleri uygulayabilir diye bir hüküm. Halbuki hukuk fakültesinin ilk yıllarında öğretilir bu iş. Eğer bir mahkeme o dosyadan elini çekmişse bir daha dönüp de o dosyayla ilgili herhangi bir işlem yapamaz. Hukukun evrensel genel ilkelerinden birisidir. Yine genel ilkelerinden birisi bu düzenlemeyle ihlal ediliyor. Tabii klasiği dedim bu iş. Niye klasiği? Bakın arkadaşlar, sürekli konuşuyoruz. Sürekli komisyonda da çok konuştuk. Bu düzenleme ile kaç tane mahkumun tahliye edileceğini kimse bilmiyor. Eminim ben Adalet Bakanlığı'nın bürokratları da, bu işleri iyi bilen bürokratları da kaç kişinin tahliye olacağını bilmiyor. Biz de zaten aramızda anlaşamıyoruz. Az evvel bizim Bartın milletvekilimiz Aysun Pankoğlu çıktı dedi ki cinsel suç işleyenleri de, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler de tahliye olacak dedi. Herkes itiraz ediyor filan. Doğru, tahliye olacak ama zaten tahliye olacaklardı. Biraz öne çekiliyor filan. Yani bu tür çekişmeler var, bu tür çelişkiler var. Tahliye olacaklar, doğru. Yani 18 yıldır yürüyen iktidar döneminde gerek kanun hükmünde kararnamelerle, gerekse yapılan bu torba kanun tasarılarıyla, düzenlemeleriyle ve gerekse gece yarıları getirilen bir kısım maddelerle Türk hukuk sisteminin ve mevzuatının altın üstüne getirdik biz. O yüzden anlaşamıyoruz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Adalet Bakanlığı'nın bürokratları bile bugün kaç kişinin tahliye olacağı konusunda hemfikir değiller. Şimdi diyoruz ki başka konuşmalarda değineceğim önemli konular ama şimdi cezaevlerimizdeki doluluk oranı nedir bilen var mı? Kimi diyor ki cezaevlerindeki doluluk oranı %120. Kimi diyor ki 300 bin. Kimi diyor yani bir belirli bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 99 veya 2000 yılların başında bu F tipi cezaevleri çıktı, diğer özel tip cezaevleri falan çıktı. Nasıl çıktı? İşte koğuş sistemini kaldırdık. Biz eskiden biz de çok giderdik avukatken de. Ne yaptık? İşte üçer kişilik birer odalar
bir şey midir onun ismi, ortak alan, 3 kişi yatacak koğuşta diyelim, öyle bir yerde. Önce birer yatak daha koyduk koğuşlara. Oldu 6 kişi. Sonra olmadı, yetmedi. Sayı artıyor sürekli. 2002'de 50 bin olan mahkum sayısı bugün 300 binlere varmış. Sonra birer tane daha yatak koyduk. Oldu 3'er kişilik. Ben de yatılı okul çocuğuyum. Çok iyi bilirim. Sonra oldu, olmadı. O da yetmedi. 3'er kişiye ranza ilave ettik. Yani oldu 3 kişilik bir düzende 40 kişi yatar oldu. Böyle olduğunda da zaten şeyi bilmek mümkün değil. Doluluk oranımız nedir? Efendim kapasitelerimiz yeterli midir? Cezaevlerin kapasitesi yeterli midir? Bunu bilmek mümkün değil. Arkadaşlar bakın, işin esası şu. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Böyle bir düzenlemeye. Ama korona günlerinde yine hiçbir uzlaşma aramaksızın, ve çok yandaş falan diyorlar ama inanın yani çok da yanlış söylemiyor arkadaşlarımız, genel arkadaşlarımız. Yandaşları bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu memlekette yaşayan her insan infaz sisteminde eşit olmak zorunda. Bakın Türk Ceza Kanunu'nda adaleti sağlayabilirsiniz. Ama infaz sisteminde adaleti sağlayamazsınız. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda... Tamamlayın Sayın Köse. 30 yıl veriyor, müebbet veriyor. Başka suç işleri 2 yıl veriyor, 1 yıl veriyor. Yani orada sağlanan adaleti tekrar burada düzeltme şansınız yok. Gelin 2000 yıllık tarihi olan bu memlekete ihanet etmeyelim. Tekrardan bana göre bir uzlaşı sağlayalım ki zaten bu af kanunu 5'li çoğunlukla çıkması lazım aslında. Onlar da çok önemli değerli arkadaşlarımız. Bir uzlaşıyla beraber bu korona da günlerini vesile kılarak cezaevlerimizde hakikaten bu nüfusu azaltalım. Yani hırsızlık yapan korona virüsünden etkileniyor, sağlığı tehlikeye giriyor da, sağlığı ya da rüşvet yiyenin sağlığı tehlikeye giriyor da, bu rüşveti basın yoluyla dile getiren gazetecinin sağlığı tehlikeye girmiyor mu? Yani bunu kim söyleyebilir ki? O anlamda benim özellikle talebim, önergelerimiz kabul edilsin ve başlangıçta yapılan hatadan geri dönülsün ve bu memlekete ve bu millete hizmet etmek hepimize kısmet olsun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.